Antalya'nın ardından elbette bu mevsimde en çok tercih edilen yerlerin başında Kapadokya geliyor. Kapadokya bölgesinde 9 günlük bayram tatili boyunca neredeyse %100'e yaklaştı otellerin doluluk oranları. Ahmet Çelik bekliyor bizi orada, konuyla konuşacak. Evet, Kapadokya'da şu an itibariyle neredeyse iğne atsanız yere düşmeyecek durum var. %98'lik bir doluluk oranı var. Yayın konuğum var. Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur efendim, yayınımıza hoş Evet, geldiniz. hoş bulduk. Nasıl şu anda turizm? Evet, öncelikle güzel ve vahşi atlar diyarı Kapadokya'ya hoş geldiniz. Burası dünyada turizm destinasyonu olarak alternatifi az olan bir bölge. İşte bu bölgede bizler diyoruz ki 3 şekilde gezilir. Bir, yerin altına inersiniz, başka bir dünya. Yerin yüzeyini görürsünüz ve gökyüzüne balonla çıktığınız zaman sizi yine başka bir dünya karşılar. Evet. Tarihi, doğası, kültürüyle beraber bölgemiz alternatif bir turizm destinasyonu dedik. Şimdi yine bu bölgede gezi sırasında tarihimizi, coğrafyamızı anlatacak rehberlerimiz var ve bu rehberlerimiz bize bakmakla görmek arasındaki farkı gösterir. Rehber önemli değil mi buralarda? Kesinlikle, kesinlikle önemli. Yani rehbersiz Kapadokya'yı gezmek sadece boş boş taşa kayaya bakmaktır. Ama rehberle gezdiğiniz zaman onların jeolojik oluşumu, buralarda kimler yaşamış, hepsini rehber anlatır. Rehbersiz tur olmaz diyoruz. Peki 9 günlük bayram tatili var. Şu Evet. anda doluluk oranı nedir? Vatandaşlar nasıl akın ediyor buraya? Evet, şu an Kapadokya bölgemizde 45 bin ne yakın bir yatak kapasitemiz var. Bunların %98'inin dolu olduğunu hesap edersek yaklaşık 38 bin kişiyi ağırlayacağız. Aynı zamanda günübirlik gelen misafirlerimiz de var. Çevre illerden Kapadokya'ya yüksek şekilde teveccüh gösteriyorlar. Sizin de dediğiniz gibi iğne atsak yere düşmüyor. Şimdi şöyle kameramız geçerse hemen şöyle biz de üzerine konuşalım. Evet. Bulunduğumuz yer neresi efendim? Şu an bulunduğumuz yerin adı Paşa Bağları. Paşa Bağları Kapadokya'daki peri bacaları oluşumlarının en güzel örnekleri. Bakın karşıda. Evet. Kameramanımız da gösterirse şöyle peri Evet. bacalarını. Şimdi bu peri bacalarının bir özelliği var. Çoğunun şapkası 3 tane. İşte şapkası 3 tane olduğundan mütevellit Aziz Simon adına Hristiyanlar tarafından bir şapel yapılmış içerisine ve Kapadokya'nın üzümü raihalı olur ve lezzetli olur. Neden? Çünkü burada bozkır iklimi var. Gece gündüz ısı farklılıkları fazla olduğu için üzümümüz ve meyvelerimiz Evet. şekerli olur. Malatya'nın kayısısı göze, Kapadokya'nın kayısısı damağa hitap eder. Evet. Evet. Şu anda da çok güzel bir alandayız. Ağaçları. Yüzlerce kişi geliyor yavaş Aynen. yavaş. Aynen öyle. Geziyorlar. Hatta bir efsaneden de bahsedelim dilerseniz. Evet. Eski çağlarda insanlar ve periler beraber yaşıyorlar. Beraber yaşarlarken aralarında bir anlaşma var. Anlaşmanın şartlarına göre evlenmek yasak. Evlenirse büyü bozulacak. Maalesef evleniyorlar ve büyü bozuluyor. Büyü bozulunca perileri aramak için bu bölgeye geliyorlar. Bir bakıyorlar, içlerinden bir tanesi diyor ki, "Aa, bunlar bacaya benziyor." Diğeri diyor ki, "Hayır, bunlar baca değil. Bunlar peri bacası. Periler bunların içerisinde saklanmış." diyorlar. İşte peri bacasının nereden geldiği bu efsanede gizli. Peki efendim, buraya geldik. Evet. Sadece peri bacalarını mı görüyoruz? Burada motorlarla geziyorlar, atlarla geziyorlar. Kesinlikle. Bakın, Kapadokya dediğimiz alan öyle bir alan ki birçok aktivite içerisinde barındırıyor. Mesela ATV turları yapabilirsiniz. Siz diyorsunuz ki ben motordan hoşlanmıyorum. Canlı böyle bir tur yapmak istiyorum. Yürüyüş turları, at turları, jip safariler ve tabii olmazsa olmazımız ne? Sıcak hava balonu. Herkesi bekliyoruz. Kesinlikle. Buyurun gelin. Bekliyoruz. Efendim, Türkiye'nin bu konuda en donanımlı rehberinden bilgileri aldık. Hem de Rehberler Odası Başkanı anlattığı %98'lik doluluk oranı var ve mutlaka ve mutlaka burada gezecekseniz bir rehber eşliğinde burayı gezin bilgisini de verdi. Kapadokya'da şu anda iğne atsanız yere düşmeyecek şekilde vatandaşlar bu bölgeyi gezmeye devam ediyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.